Şurada kalmıştık. Zara'dan devam ediyorum arkadaşlar. Zara indirimi. İstiklal Caddesi'nin ortasında yer alıyor. Galatasaray Lisesi'nden sonra solda 400 TL'ye böyle salaş üstler var, uzun kollu. Şöyle bir bomber ceket var. 990 TL'ye düşmüş. Kalın kalın böyle. Kırçıllı bir kumaşı var. Fena değil yani ama biraz kalın, ağır bir model. Şöyle bir şey var. Eskitme gri, bu kotlarla falan güzel olabilir bence. Antrasit gri kotları seviyorsunuz. Bu da 400 TL. Böyle bir model var. Şuna bakalım. Ne diyor? 290 TL. Yani bu fiyata pek bir şey yok Zara'da, o yüzden bakılabilir. Bunun yeri burası değil sanki ama buradan çıktı. Sonra böyle bir şey var, bakın beyaz. Basic bir üst arıyorsanız. Bu da 400 ise çok pahalı bence. Valla 400'den iyiymiş bunlar. Şu biraz önce baktığımız bomber ceketin siyah da var. Kalın kalın olanın polyester, bu akrilikine benziyor. Falan filan. Şurada kalmıştık elbiselerde. Burada biraz önce birileri vardı, o yüzden geçirdim. Böyle bir lacivert elbise var. Kodunu modunu göstereyim şöyle. 950 liraya düşmüş 1200 TL'den. Böyle bir model var. Oo, bu ne böyle? Çok işçilikli. Bu da tam Charleston falan elbisesine benziyor. Püskülü püskülü. Dansa giderken giyilebilir. Tango mango olmaz. 950 TL'ye düşmüş. Böyle bir şey var. Kutulunmuş. Güzel, fena değil. Ne diyor? 950'ye düşmüş. Şu siyah kadife kumaş var. Bunun pantolonu ve ceketi vardı. Bir de uzun ne denir? Uzun ceket gibi bir şeyini görmüştük ya biraz önce ondan. Yani hepsi birbirine birlikte kullanılabilecek aynı kumaştan ürünler. Bu kadar diyor. 690 düşmüş 850'den. Çok kalabalık da o yüzden oradan oraya geçiyorum. Şurada etekler diyor 750. Şöyle kadife bir etek var mesela. Mavi. Şöyle gri bir etek. Bu nasıl bir yırtmaç yani? Tam poponun altında bitiyor. Şöyle bir şey var. İlginç bir model bu. Yani kumaş. Ya şurada çok değişik bir şey gördüm biraz önce ama yere düştü. Yere düşebilir yine. Bakın şöyle bir tamamen boncuktan file bir etek var. Çok ağır tabii. Fiyatına da bakalım onun. Bakayım. Biraz önce astım bir tanesini de. Bir dakika. Yine düşecek diye korkuyorum. Evet, şuraya bakayım. 1200 TL'ye düşmüş. 1600 TL'den. Ya böyle bir şey kullanır mısınız bilmiyorum. Ay, yüzüm takılıyor. Yüzümü bırakacağım şimdi orada. Buraya 750 TL diyor. Çıkaramadım arkadaşlar. Yüzüm kaldı. Tamam, hallettim. Bu yüzüğü takmakta bugün hata etmişim. Onu fark ettim. Her yere takılıyor. 450 TL'ye böyle bir etek var. Pamuk seten havasında polyester. Ofis çalışanlar için olabilir. Böyle bir ayakkabı var burada. Bakayım ne diyor. 1290'a düşmüş. Böyle buruşuk buruşuk olanlardan hiç sevmem bunları ben. Çok kolay yapılıyor böyle modeller. Zaten bakın hepsi duruyor neredeyse. Bütün numaraları var, varmış bence. Ondan sonra şurası 750 idi. Burada böyle bir hırka atmışlar. Şöyle bir uzun hırka. Düğmeleri güzelmiş. Benim şu anda eteğime benziyor. Bak, eteğim düğmeleri şöyle. Ona benziyor. Kemik düğme diye geçiyor bunlar. Şu kaz ayağının minisi. Çek mi diyorlar? Çek desin diyorlar bunu. Ne diyor? 690. Güzelmiş bu. Her şeylerini atmışlar. Buraya 690 TL'ye böyle bir pantolon. Fena değil Zara'da bence. Ondan sonra şunu şöyle bir tarafa koyalım. Böyle bir pantolon var. Bu da güzelmiş yalnız. Ortası çimalı. Düğmeleri bakın böyle. Kadife gibi. Kadife kumaş. Düğme. Fiyatı 290 TL. Çok iyi bence. Aa, bayağı güzel bu. Çok iyi fiyat arkadaşlar. Bakın böyle. İkisini de beğendim buna. Yani şu içimden boxer çıkıyormuş gibi görünen etek modelleri. Korkunç. Bizim 90'larda modaydı böyle. İçimize erkek boxer giyip pantolonunu düşürüyorduk falan.
öyle havayı versin diye o havayı. Çok korkunç bir modaydı. Geri gelmesine sevmiyordum. Ne kadarmış bu acaba, çok merak ettim ya. Gerçekten bir rüküşlük abidesi. Bir tane bakmak istiyorum, bakayım. Şunda var mı? Varmış bunda etiket. Korkunç bir müzik çalıyor. 450 TL'ye düşmüş. Bence 200 falan yapsanız bunu anca alırlar yani. O kadar kötü. Sonra böyle bir pantiyeli model var. Salaş salaş. Ne kadarmış? Kapalılarda tercih edilir. 450 TL diyor. Şurada salopetler var. Deniz salopetler. Strapless mesela. Güzelmiş bu. Ne diyor? 690 TL'ye. Güzel bence. Paçaları falan geniş geniş. Seviyorum böyle şeyleri. Sonra şöyle bir model var. Gri. Ofis çalışanlar için olabilir. Bayağı da kapalı boynu boynu. Ne kadarmış bu? 950 TL'ye düşmüş. Şöyle yeşil bir model var elbise. 450 TL diyor. Yani deseni bence moda değil şu anda. Biraz da moda geldi. Düğmeleri de böyle bakın. Bu neymiş? Böyle değişik bir şey var. Değişik bir model. Bakayım. Trabzonsporlular bunu beğendi. Bakın buralar boncuk işlemesi. Bordo mavi. 950 TL. Trabzon'dan izleyen varsa selam olsun. Arkası da böyle. Bu biraz Bülent Ersoy havası. Salaş salaş. Safiye Soyma falan. Onlar bakabilir. Şöyle göstereyim. Kadın operasyonu 205'e lütfen. Ondan sonra şöyle bir kırmızı model var. Kırmızı bir elbise. Bu da ne diyor? Böyle böyle bir dakika şöyle asayım, öyle bakayım. 950'ye düşmüş. Bunun kumaşı krep gibi, değişik krepe benziyor. Şu neymiş? Bu da çok ağır bir elbise. Böyle sırtı açık bakın. Boncuk işlemeli. O kadar ağır ki boncuklar herhalde ağırlaştırmış. Yani yorulursunuz bir elbise taşırken. 950 lira. Ama tabii işçiliği güzel. Bakın şimdiden yıpranmış şurası, yırtılmış, sökülmüş falan. Neyse. Şuraya bakalım. Kaç dakika olmuş? Bu arada onu kesiyorum. Çok iyiymiş bu, içi iyiymiş açık. Bunlar tabii pahalı oluyor arkadaşlar. 2000 lira ama eder mi eder yani. Bunun hiç üşümezsiniz. Çok güzelmiş. Kapüşon da içi köklü yine. Puf puf, çok güzel. Kastüyü değilse de ona benziyor yani, yumuşaklığı. Buraya 890 TL diyor. Ben de buradayım. Bakar mısın? Saçım kabarlar. Yorgunluktan, sürekli yağmurda gezmekten 890 TL. Bu da yumuşacıkmış bu arada. Bakılabilir. Böyle çizgili modeller çok moda. Siyah beyaz, siyah krem falan. Her yerde görüyorum, herkesin üstünde var. 890 liraya böyle bir ince hırka var. Bu hırkaları bluz gibi giyiyorlar artık böyle yani. İçine hiçbir şey giymeden böyle direkt olarak kot pantolonların üzerine giyiyorlar. Güzel duruyor bence, şık bir görünüm oluyor. Onun grisi de var. Gris de böyle yine 890 TL. Ondan sonra bu parlak baskılar bayağı moda böyle, yaldız baskı. Strapless. Thank you for paying attention. 720 TL, çıt çıtlı body'ye bakın. Alt kısmı body şeklinde. Kolları kısa, böyle bir model. Sonra bunlara böyle bir İspanyol paça herhalde önermişler. Buraya yazmışlar çünkü sadece bu modeli. Güzelmiş, ben İspanyol paça seviyorum ama çok ara bir renk bu, çok ara bir mavi. Ne kadar? 990 lira diyor. Şuraya asayım bir tanesini, bakalım. Öyle bir model bak. Güzel bence. Fena değil. Bunun üzerine de herhalde bu arkadakini önermişler. Şöyle. Şu sponu çıkarabilirsem oradan başaracağım. Evet. Size hayal ettireceğim. Şimdi bakın böyle üstü strapless. Altı da böyle olacak. Güzel bence. Olur. Aynı kumaştan şöyle bir şey var. Böyle bir model bakın. Sıfır kol, elbise gibi, mini elbise gibisi fazla, mini elbise. Bakayım bu ne kadarmış. Ne kadar diyor? 790 TL.
Onun bir de pantolonu var bakın böyle. Akışında da pantolonla da takım olarak alabilirsiniz o zaman. Pantolon ne kadarmış? 990 lira. Üstü ne kadardı? 890. Yani 1900 liraya öyle bir takım yapabilirsiniz. Bir de şöyle sweatshirt gibi yapmışlar aynı kumaştan. Bu da 990 TL yine. Güzel bence. Bu da aynı kot pantolonla olur mu? Olur bence. Şimdi yerine asalım. Şimdi şunu alalım şuradan. Düzenli dursun. Sonra arayan istediğini bulabilsin. Bedenini. Evet. Şurada böyle daha 50 yaş üstü grup için ya da kapalı olanlar için olabilecek uzunlukta elbise, şey etekler, bluzlar falan var. 1090 TL diyor. Düğmeleri tatlıymış yalnız. Kumaş kaplı brit düğme. Şey, kumaş kaplı düğme yapmışlar. Brit değil. Şöyle bakın bluzuyla birlikte kombi yapmışlar. Bu Karl Lagerfeld tarzı diyorum. Ben bunu severim. Boyundan bağlı şeyleri. Bu da 990 TL diyor. Kodu böyle. Buna bunu önermişler herhalde böyle. Bence bunu böyle giymeyin de pantolonla giyersiniz ya da siyah dümdüz bir mini etekle daha şık durabilir. Sonra böyle bir ceket var burada. Blazer ceket. Düğmeleri güzelmiş. Aslan. Aslan burcu olanlar bunu beğendi. Şuna bakalım şöyle bir. Vallahi hoş bu. Beğendim. Provaze kapanıyor. Kapaklı cepli. Punto dikişli. Şuna punto dikiş deniyor. Bir daha söylüyorum. Bir daha söyle. 2000 lira. 2000 TL. Güzel ama yani. Eder mi? Eder. Burada en çok ceketi beğendim. Sonra gömleği beğendim. Böyle bir beyaz çıt çıtlı body, body galiba. Bu nasıl bir şey bu? Çıt çıtlı body. Orada eminiz. Çıt çıtlı olma. Böyle bir şey bakın. Omuzları düşük. İkinci bir katı dönüyor. 720 TL. Jarse gibi. Hatta jarse. Bilemedim. Aslında güzel durabilir ya. Bu da yine daptör kotlarla falan güzel olabilir ya da palazzo pantolonlarla güzel olur. Şöyle yeşili var. Aynısının yeşil galiba bu. 120 TL. Bir de siyahım var. Bir de siyah varmış. Siyahını da göstereyim. 720 yine. Alacak olsam siyahını alırım. Balekor trendine de uygun. Blom'da yazısını yazmıştım. Okuyabilirsiniz. 990 TL'ye böyle bir Rugan ayakkabı var, kısa topuklu. Şöyle siyah salaş bir saten etek var. Bunların üzerinde oversize kazaklar, trikolar güzel. 890 TL diyor. Şu balekor trendine uygun dedim ya, bloğuma yazı yazmıştım. Onu okuyabilirsiniz arkadaşlar. berilokegulen.blogspot.com Balerin modası diye ararsanız kanalda, şeyde, kanal diyorum, blogda bulabilirsiniz. Buralara bakmış mıydık ya? Biz denimlere baktık değil mi? Şurada taşlı taşlı botlar varmış. Onlara bakmıştık. Onlara bakalım. Oy. Gerçi bu oyuncu olan mesela bir açılışa davete katılacaktır. Onlar için olabilir. Biraz fazla iddialı halk için. Bakayım. 2790 TL'ymiş fiyatı. Bayağı da numarası var bakın. Onun gümüş rengi de var. Gümüş rengini de şuradan göstereyim. 2790. Yani çok iddialı dediğim gibi. Anca böyle açılışa davete bir kokteyle falan olur. Ama güzel mi güzel. Benim de Bershka'dan böyle pul payet kaplı şöyle kısa bir botum var, botim var. Hala duruyor. Çok giymediğiniz için zaten eskimiyor bunlar kolay kolay. Sonra şuraya bakalım. New Collection diyor. Burası yeni sezonmuş. Fiyatlarına göredir yani. 2000 TL diyor. Altından böyle gömlek çıkıyor gibi bir detay yapmışlar. Yani değişik aslında yani. Sonra böyle beli lastikli pantolonlardan var. Çizgili, maskülen tarz, ütü izli, geniş paçağı. Seviyorum ben bunu. Şöyle bir lacivert beyaz gömlek var. Çizgili. 790 TL diyor. Kollarını beğenmedim. Ta buradan başlıyor. Düğmeleri. Şöyle bir model var. Bu simli güzel bunlar. Vintage havalı. Düğmeleri de şirinmiş sedefli. İnce triko.
Bunlar da yine kot pantolonlarla şirin oluyor bence. Kumaş pantolonu değil de 790 TL'ye düşmüş. Böyle bir lacivert, pirli etek. Lacivert mi bu ya? Lacivert evet. Çünkü siyah bakın lacivert evet. Çok koyu lacivert olduğu için siyah gibi duruyor. 990 TL'ye böyle bir etek var. Short etek mi bu? Evet short etek güzelmiş. Kumaş da güzel yumuşak. Bu neymiş? Siyah triko elbise. Bunun kumaşı çok sert. Beğenmedim. 990 TL. Ama kapalılar için falan olabilir yani. Hiçbirinde yırtmacı dekoltesi yok. Biraz da ağır tabii. Kalın bir kumaş. Güzelmiş. Ne kadarmış bakalım. 1790. Burası yeni koleksiyon demiştim. O yüzden fiyatlar böyle. Kapitana dikişli astar yapmışlar. Havalı bir parça bu. Beğendim. Kapuşonu falan da var. Güzel. Kısa biraz boyu. Ama şey trench coat rengi oluşunu falan çok beğendim. 1150 TL'ye böyle bir salaş kazak var. Bu da güzelmiş. Böyle cepli cepli. Çok tatlı. Onun bir de kot pantolon önerisi var şurada. 1150 TL diyor. Ama beğenmedim bunu ya. Paçaları çok geniş baksanıza. Benim tarzım değil. Şöyle bir çanta var. 1290 TL diyor. Buruşuk buruşuk. Aslında tarz bir çanta. Fena değil. Güzel. Model olarak beğendim. Ben böyle büyük büyük salaş çantaları seviyorum. Biraz önce baktığımız montun siyahı varmış. Bu da çok güzel bence. Siyahı da güzel, öbür rengi de güzeldi. 1790 TL. Suyu itecek kumaşı var böyle. Su geçirmez kumaş gibi. Şu salaş bir kazak var. Bu bayağı ağır ve kalın. Örgüsü. Yine. Akrilik yün tabii, gerçek yün değil bu. Ne kadar diyor? 1150 TL diyor. Güzel bence. Yani örgüsü çok güzel de çok kalın ya. Bilemedim böyle. Çok ağır, sıcak tutsun derseniz olabilir. Şöyle bir denim pantolon var eski dili. Bu da 1150 TL diyor. Yeni koleksiyon burası. Bence bununla bu. Hadi olsun. Bence siyahla falan daha güzel mesela. Şöyle bir siyahla daha tatlı. Böyle bir kısa kaban var. Kemik düğme yine. Bakın ben bu düğmelere aşığım demiş miydim. Şöyle 1590 TL'ye. Burada bir kazak buldum, çok güzel. 1150 çizgili. Lacivert krem rengi çizgili. Çok tatlıymış bu. Ne böyle yapıyorum. Şu yine boxer'lık korkunç modellerden var. İçinden boxer görünüyormuş gibi olanlardan. Fiyatı göremedik. Fiyatı 990 TL. Gerçekten çok kötü. Ama onu kesip bilmiyorum. Belki onda bir kemer güzelmiş. Aslında model de güzel ama o boxer detayı hiç beni bozuyor yani. Eskiden modaydı da şu anda çok sakil duruyor. 790 TL'ye böyle bir çizgili var. Şuna bakalım. Bu da 1150 TL. Böyle bir etek. İlginçmiş bakın, çizgili. Çizgili kumaş. Üstü bu şekilde. Patchwork havasında. Böyle bir model. Şuna bakalım. Bu da güzel bir kazağa benziyor. 1150 TL. Ben bu biraz önce siyahına bakmıştık ya, iki cepli. Onun sütlü kahve tonu. 1150 iyiymiş. Bakalım şuraya da bakalım. Ondan sonra kapatayım burada yine. 790 TL'ye böyle bir kaygan, polyester karışımlı, çizgili gömlek. Yakası açık, güzel aslında. Beğendim gibi. Şuna bakalım. Beyaz bir gömlek. Arayan varsa, ki ben arıyorum böyle güzel bir gömlek. Böyle bir şey. Bunun fiyatı nerede bakalım. Başka bir tanesinden göstereceğim şimdi size hemen. 790'mış. Şuna bakmış mıydık? Biraz önce sanki baktık mı ya bu tarafta. Bu da güzel bence. Ben böyle bir maskülen çizgili gömlek istiyorum, erkeksi. 890 TL. Güzelmiş. Ama bunu da şuradan başlıyor olmasını sevdim ya. Ta buradan başlıyor. Patlatı. 890 TL. Bunlar güzel arkadaşlar. Bakılabilir bunlara. Yeni sezon bunlar sanırım. İndirim yok o yüzden. 890. Açık mavi güzelmiş. Bunların hepsi beğendim. Buradakilerin hepsi. Yani şu çizgili olan her. Şuradakiler çok güzel.
Böyle bir ceket var. Şuna bakalım. Video 1390. Düğmeleri böyle bakın. Dokusu da güzel. Kalın, ağır böyle. Güzel model, beğendim. Sonra şuraya bakalım. Bu da aynısının krem rengi sanırım. 1390. Yok, aynısı değil ama çok benziyor. Bu niye 1390'da 890? Bu daha zengin duruyor. Şunu tekrar bakacağım. Ya bu da 1390'mış. Pardon, ben karıştırdım. Çok fazla fiyata bakınca kafam karıştı artık. Evet, burası böyle arkadaşlar. Şurada kapatayım, birazdan yine açacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın.